Ne yapıyorsunuz lan? He? Saçına fön çektirdiklerim ne yapıyorsunuz? Düdüğünü astırdıklarım ne yapıyorsunuz? Fotoğraflarına ayrı klasör yaptırdıklarım. Gırtlağına kadar değdirdiklerim ne yapıyorsunuz? He? Sosyal medya hesaplarımdan bloklattıklarım ne yapıyorsunuz? Ağrıyan 20'lik dişine dokunmayıp sağlam dişini çektirdiklerim ne yapıyorsunuz? Hayal gücünü siktiklerim ne yapıyorsunuz dedim lan, cevap versenize. He? Bir şey diyeceğim lan. Siz normal hayatınızda da böyle maçlarda olduğu gibi yanlış kararlar veriyor musunuz yani özel hayatınızda? Mesela tuvalete sıçmayıp gidip salonun ortasına sıçıyorsunuz mu? Yanlış karar veriyorsunuz mu he? Özel hayatınızda var da yok. Yani biri sizi de uyarmıyor. Hani lan oğlum salonun ortasına sıçılır mı lan? Tuvalete sıçacaksın lan. He? Böyle kararlar veriyorsunuz mu? Vermiyoruz değil mi? Değil mi? Salona sıçmıyorsunuz. Peki benim maçlarımın içine neden sıçıyorsunuz? Ya nasıl anlattım? Açıkla, ha, öküz anlatır gibi. Yok. Çünkü normal insana anlatır gibi siz anlamıyorsunuz. Kafasına kafa yok. Şimdi 25. haftaya geçeceğim. Bak, kulak deliklerinizi iyi açın. Beni iyice dinleyin. Çok önemli bir hafta. Bütün deliklerinizi iyi açın, tamam mı? Bütün delikler açık bana bakacak şu anda, tamam mı? Ona göre çok önemli bir hafta. Evet, 25. hafta. Akbil Fenerbahçe. Tabii ki de haftanın en önemli maçıyla başlayacağız. Ne sandın yarram? Dünyanın gözü kulağı bu maçta. Bu maçın sonucuna göre Akbil fiyatları düşebilir veya zamlanabilir. Öyle bir maç ki bu hafta bütün Galatasaraylılar Fenerli. Öyle bir maç. Bütün Fenerbahçeliler Akbilli. Böyle sikim sonik bir durum. Galatasaraylılar Fenerbahçe kazansın ki ben şampiyon olayım derdinde. Fenerbahçeliler ulan Akbil bizi yense de bari bu Galatasaray şampiyon olmasın derdinde. Böyle de sikko bir durum var. Peki Akbil taraftarı kimi tutuyor bu maç? He? Akbil taraftarı kimseyi tutmuyor arkadaşlar. Çünkü Akbil'in taraftarı yok. Şaka lan şaka. Adamla rahatsızlık yapmayın. Akbil'in taraftarı var lan. Yani bir eli parmağını geçmese de var Akbil'in taraftarı. Peki ben kimin kazanmasını istiyorum? Önemli olan benim kimin kazanmasını istediğim oğlum. Çünkü ona göre maça hakemimi verdim. Ona göre bir şeyler ayarladım. Maçın hakemi sevgili Hüso kardeşim. Hüso. Ben Akbil falan tanımam. Ben Galatasaray falan tanımam. Umrum dışılar. Çevrim içiler ama umrum dışılar. Hüso bana bak. Siktirme şakanı şimdi. Fenerbahçe kazanacak oğlum. Ben anlamam. Fenerbahçe kazanacak. Fener'in bu maç vurması lazım Hüso. Bıktım lan her hafta 14. her hafta 14. Kusacağım lan amına. Bu ne lan? 14. 14. Fenerbahçe kazanacak. Ben Akbil'i de tanımam. Galatasaray'ı da tanımam. Akbil bu maçı verse Galatasaray diyelim ki kazansa puan farkı 5. Akbil gene şampiyon olur arkadaşlar. Siz rahat olun. Ha? Fenerbahçe'nin vurup geçmesi lazım. Şşş, tamam mı? Hüso. Lan 14'lükten kurtar lan. Fenerbahçe'de bu maç Andre Ayew cezalı. Zaten pek misik de yaptığı söylenemez. Yani cezalı olmasa da bir şey değişmezdi. Yalnız bu maç için arkadaşlar bize biraz Akbil taraftarı lazım. Lütfen eşinize, dostunuza haber verin. Akbil taraftarları yani bu maça özel Akbil taraftarı olup maça gitmeleri lazım. Çünkü Fenerbahçe bu maçta geriye düşerse Akbil taraftarının Fener kümeye 3-3-2-2-4-4 böyle salak salak anladın mı? Tezahürat yapmaları lazım ki Fenerbahçe kendine gelsin. Fenerbahçe maçı çevirsin anladın mı? Bize öyle bir taraftarlar lazım. Onlar bağırsın Fenerbahçe gerisini halleder. Galatasaray Antalya Spor. Yine Galatasaray'ın bir iç saha maçı ve yine yarrak gibi bir durum. Yani Galatasaray içeride Anadolu takımlarıyla oynadığında ben böyle 10 tane falan atacak zannediyorum ya. Öyle bir psikoza giriyorum. Enteresan bir durum. Böyle alıştırdılar bizi demek. Fakat mesela geçen ilk saha maçında Aksar'la oynadılar biliyorsunuz. Son saniye attılar. Göt zoruyla kazandılar biliyorsunuz. Neden bu maçta öyle olmasın? Yani son saniye atıp kazanmasınlar da he? Bayağı bir zorlansınlar. Bayağı bir göt zoru yaşasınlar. Bayağı bir basur olsunlar. Antalya biliyorsunuz deplasman takımı arkadaşlar. Bu sene deplasmanda Antalya Spor çok canlar yaktı. Uyandırayım bana bak. Galatasaray için öyle çantada keklik bir maç değil. Galatasaray havaya girmesin. Bana bak lan.
Galatasaray şu fazla havaya girirsen Antalya çakar sana. Düşünsenize lan, Fenerbahçe Ahbil'i yeniyormuş, Galatasaray Antalya'yı yeniliyormuş he. Sabaha kadar nihi yapardı. Antalya Spor'da bu maç maalesef Nazım Sangane cezalı. Keşke oynasaydı bu maçla. İsmi güzel adam. Nazım Sangane. Galatasaray'da biliyorsunuz büyük umutlarla alınan Mbaye Diagne geçen gün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki, eleştirileri haklı buluyorum. En kısa sürede daha hızlı, daha güçlü bir şekilde döneceğim demiş. La bırak la. La Diagne bırak Allah'ını seversen. Bırak la. La oğlum tırt çıktın, tırt kabul et la. Sen Galatasaray'ın büyüklüğünü kaldıramadın Diagne, kabul et oğlum. Aa, burası Galatasaray oğlum, Kasımpaşa mı? Kasımpaşa'da atıyordun, önüne geleni geçeni atıyordun. Galatasaray'da gol atmak zor. Kasımpaşa'ya kimse kapanmıyor ki oğlum, kontradan falan atıyordu. Galatasaray'a herkes kapanıyor. Önemli olan Galatasaray'da gol atmak. Büyük takımlarda gol atan forvet her zaman arkadaşlar taşaklı forvettir. Bunu unutmayın. Mesela geçen sene Gomis. Değil mi? Adamda 80 kilo da şak vardı, ikine gitti. Maçın hakemi sevgili kardeşler pide salonu. Oğlum biliyorsun ki Galatasaray'ın iç saha maçları benim için özel maçlardır. Bu maçlarda hakemlerime büyük güzel hediyeler veririm. Bak sen bu maçı Antalya'ya ver, ben de sana vereceğim lan. Tamam mı? Hepinizin önünde sağ vereceğim. İster misin? Hı? Beşiktaş Konyaspor. Ligimizin depresyondaki hırçın çocuğu Beşiktaş içeride kolay lokma olmayan Konyaspor'u ağırlıyor. Kolay lokma demişken bu ara her yerde lokmacı açılıyor la. He? Hayırdır? Eskiden her yerde Suriyeli vardı. Şimdi her yerde lokmacı görüyorum ben. Adım bacı lokmacılar. Ne oluyor lan? Yeni bir sektör mü doğuyor? Biz de açalım bir tane lokmacı. Lokmacı Slimani. Gelin lokmalarınızı sayalım. He? Bak sloganı da hazır. He? Güzel olmaz mı? Yok la, Slimani isminde lokmacı mı olur? He? Batarız amına koyayım ya. Nereden geldik la bu konuya? He? Maç, he? Maça dönelim. Evet. Beşiktaş. He, buraları geçtik. Arkadaşlar Beşiktaş 2 maçtır berabere kalıyor. Konyaspor son 5 maçının 4'ünü berabere kalmış. Yani bu maç berabere. Mantık olarak düşündüğümüzde beraber. Beşiktaş'ta işler zaten yolunda gitmiyor. Takım bir böyle asi style gibi takılıyor. Efendime söyleyeyim Doruhan, çok beğendiğim Doruhan cezalı bu maç. Efendime söyleyeyim Şenol Hoca'nın aklı milli takımda. Efendim Guarejman'ın aklı nerede belli değil. Konyaspor'un maçta full defansif bir oyun oynayacağını düşünürsek beraberlik gibi gözüküyor maç. Aslında var ya, bizim darbeli matkap kafayı kullansa Beşiktaş'ı çoktan üçüncülükten etmişti de. Ne lazım bunun için? Kafa. Yok, kafa yok. Bak yine Kasımpaşa aklıma geldi. Kasımpaşa maçı 2-0. Neyse geleceğim. Neredesin? Birazdan sana geleceğim. Arkadaşlar sevgili Beşiktaş bu maçı berabere bitirsin. Maça sevgili İnce Bıyık kardeşimizi vermişiz. İnce Bıyık bu maçı beraberliğe ver. Beraberliğe çöz bu maçı. Salı günü bir gülelim, eğlenelim. Bu ara zaten bizi keyiflendiren tek takım Beşiktaş. Sen bunu bir beraberliğe çöz. Beşiktaş taraftarıyla da bir barış. Tamam mı oğlum? Trabzonspor, Ahisarspor. Lütfen kimse bana Trabzonspor demesin bir süre. Allah aşkına. Hayır. Hayır. Oh, abi konuşmam. Dinlemiyorum. Dinlemek istemiyorum ya. Trabzonspor demesin bana kimse ya. Sinir krizlerindeyim ya. Bak. İki gündür maç oynamıyor Trabzon. Gençleştim valla. Kamu spotu reklamı vardı ya. Yaşlı bir dede koşuyordu. Bu kadar mı fark eder? Gençleştim valla. Yine saçlarımıza ak düşürmek için görevde aslanım benim Trabzonspor. Oğlum bana bak. Normalde Trabzonspor lig sonuncusu Ahisar'la oynadığında kim kazanır? Trabzon değil mi? Trabzon kazanır. Nah Trabzon kazanır. Çünkü sen Trabzonsporlu değilsin. Sen bilmezsin. Trabzonsporlu olan benim. Ben nasıl bir belada olduğumu ben bilirim. Trabzonspor ligin sonuncu takımıyla oynuyor ama ben 3.5 atıyorum şu anda. 3.5. Yani bize bunu yaşattığın için teşekkürler darbeli matkap. Bir sürpriz yapıp şu maçı kazanır mısın? He? Bizi sevindirir misin? Hiç zannetmiyorum. Hiç. Yani ciddi ciddi sezonu 3. bitirmek için baya bir ortam var arkadaşlar. Beşiktaş biliyorsunuz tribal enfeksiyon yaşıyor bu aralar. Yani sen kazanıp 3. de olabilirsin, 2. de olabilirsin ama kazanamıyorsun. Maça kimi vermişiz? Sevgili Uğurlu kardeşimizi vermişiz. Oğlum bana bak. Bak, Trabzonspor
bu maçı kazanmamak için her şeyi yapacaktır. Her türlü saçmalığı yapacaktır maçı kazanmamak için. Sen ona uyma oğlum. Sen ona uyma oğlum. Sen maçı Trabzon'a ver, tamam mı? Bak onlar saçmalayacaktır. Bak biliyorum kafan karıştı ama sen maçı Trabzon'a ver. Sen şimdi kafan ulan bunlar niye kazanmamayı oynuyor değil mi? Trabzon böyle bir takım, tamam mı? Sen Trabzon'a ver. Çok hızlı bir şekilde diğer takımların da maçlarına bakalım. Diğer takımların bir tarafları şişmesin arkadaşlar, değil mi? Sivasspor yeni Malatya. 3 maçtır yenilen Sivasspor, 3 maçtır yenilen Malatya'yı ağırlıyor arkadaşlar. İki takımın da acilen yenilmesi lazım. İki takım da yenilmek için her şeyi yapacak. Beyler, ne yapıyorsunuz ya? Ne? Sivas, Malatya, ne yapıyorsunuz oğlum la? Kendinize gelin la. Oğlum siz bir ara bayağı iyi gidiyordunuz ya. Malatya böyle bayağı ikinciliğe, birinciliğe, Sivas bayağı iyi gidiyordu. Ha gereçte. Ne oluyor la? Dirdiniz de oğlum ya. Dirdiniz de 3 maçtır yeniliyorsunuz ikiniz de. He? Tövbe tövbe ya. Neyse. Biz hakemler olarak arkadaşlar Sivas'a bayağıdır verdiğimiz bir söz vardı yerine getirmediğimiz. Onu bari bu maç kullanalım da maçı Sivas Spor'a verelim. Tamam mı oğlum? Ankara Gücü Bursa Spor. Valla kim ne derse desin. Geçen hafta yaşanılan acı olaydan ötürü ben bu hafta Ankara Gücü'lüyüm arkadaş. Ankara Gücü kazansın bu maçı. Bursa Spor benim Bursam. Benim Bursam zaten. Bizi geçen hafta şaşırtmıştı. Kendileri de inanmadı kazandıklarına biliyorsun. Son saniye top kendisi girdi biliyorsun. Bursa Spor tekrar eski formuna dönecektir. Ve kazanmamaya başlayacaktır. Öyle bir seriye dönecektir Bursa Spor. Bu nedenle ben bu hafta Ankara Gücü'nü destekliyorum. Alanya Spor, Erzurum Spor. Erzurum Spor zorlu Alanya deplasmanında. Erzurum Spor'un puan kaybetmeye tahammülü yok. Ama Alanya'nın var. Alanya'nın var puan kaybetmeye tahammülü var. Zaten Alanya sağ olsun. Mesela geçen hafta Akhisar'a yenildi. Kümeye düşmemeye oynayan takımlara karşı bir sempatisi var Alanya'nın. Allah razı olsun. Akhisar'a yenildi geçen hafta. Erzurum'a da yenildi. Ya ne var la? Ne var la? Ayrımcılık mı yapıyorsun Akhisar'la Erzurum'a? Erzurum'a da yenildi. Bu hafta itibariyle göreve başlayan Hamza Hamzoğlu hocamıza başarılar diliyoruz. Hamza hocam. Hamza hocam. Kümede tut bu takımı Hamza hocam. Sen, ben, you, me. İki biz bu takımı kümede tutuyoruz. Hamza hocam lütfen Erzurum kümede kalsın. Hamza hocaya da başarılar diliyorum. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz hoca değiştiren takımlar ilk maçlarını genellikle çok iyi oynarlar. Neden? Çünkü oyuncular bir yeni hocaya kendisini göstermek için daha bir canla başla oynarlar. O nedenle bu maçı Erzurum kazansın. Meto bak. Bana bak. Erzurum kazansın bu maç. Tamam mı oğlum? Göztepe Kasımpaşa. Ya bu Kasımpaşa bizi bu sene ne kadar uyuz etti ya. Ne kadar gıl etti bizi ya. Cagney Galatasaray'a sattı efendim. 6 maç yenildi geldi darbeli matkapla berabere kaldı. Ne ciz bir takımsın sen ya. Bak bu maç var ya %100 Göztepe kazanacak arkadaşlar. Zaten Göztepe 16. mı kaçıncı kötü bir durumda puantaj olarak. Tamer Hoca geldi. Kesinlikle bak affetmeyecek Göztepe. Biz de Kasımpaşa'nın yani kazanmasını istemiyoruz değil mi oğlum? Kesiş. Bango %100 Göztepe kazanıyor bu maçı. Rize Spor, Kayseri Spor bence haftanın en zor maçlarından bir tanesi bu maç. İki tane formda, iki tane iyi ekibin mücadelesi. 10 maçtır yenilmeyen bir Kayseri Spor. Efendim son 7 maçının 5'ini kazanmış, 1'ini kaybetmiş. O da sadece Fenerbahçe'ye kaybetmiş. Efendim müthiş oynayan bir Rize Spor. 2 tane çok iyi takım, 2 tane çok iyi mücadele eden takım. Çok zorlu bir maç. Haftanın belki de tek hak eden kazansın diyeceğimiz maçlardan biri. Evet arkadaşlar. Bu hafta bütün maçları ayarladık. Bu hafta Rize Spor, Kayseri Spor maçına dokunmuyoruz. Hak eden kazansın bu maçı. Son olarak iddia sever kardeşlerimiz için klasikleşmiş bet vakti köşemize geçiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen haftaki Müzeyyen isimli kuponumuz Trabzonspor son saniye saçmalamasaydı geliyordu. Ya Trabzonspor ilk yarı 2-0 öndeydi. Maç berabere bitti yani arkadaşlar. Bizim bir suçumuz yok. Bet vaktinin bir suçu. Trabzonspor kazanmadı. Biz ne yapalım? O nedenle bu hafta tek maç oynuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz haftanın maçı Ahbil Fenerbahçe. Ben de tek maç oynayacağım. Efendim maçı bilirsem belki birileri bana bir forma gönderir. Oğlum o kadar maç veriyoruz. Maçları tutturuyorsunuz he. Bir tane forma hediye gönderemiyorsunuz mu? Ulan hep kendinize Müslümansınız he. Ahbil Fenerbahçe karşılaşması arkadaşlar bence 2. Yani Fenerbahçe kazanır abi. Ben anlamam. Fenerbahçe kazanacak bu maçı. Güven oranım %100. Evet.
Sevgili hakem kardeşlerim, toplantımızın sonuna geliyoruz. Arkadaşlar lütfen, lütfen maçlar istediğim şekilde geçsin. Ben ne dediysem maçlar o şekilde bitsin ki salı günü güzel, keyifli, eğlenceli bir toplantı yapalım. Tamam mı aslanlarım? Çünkü mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi? Biz de insanız, biz de mutlu olmalıyız. Evet, sevgili hakem kardeşlerim, dağılıyoruz. İlk çıkan Silimani, hiç çıkmayanlar adam gibi adamlar. Çıksanız hemen. He? Hadi. Çıkın oğlum. Şşş. Meto çık lan hadi. Çık oğlum sen de çık hadi. Çıkmıyor musunuz? Hadi ya. Tamam o zaman. Şey yapalım. Toplantıya devam edelim o zaman. Baştan yapalım. He? Ulan Silimani, ulan ömür törpüsü Silimani, nereden ağzımdan çıktı ya? Ulan, ya bırak ya.